tüm kirli çamaşırları ortaya döküyorum. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Yürüyün, çamaşırhaneye gidiyoruz. Önce eve geldik. Evet, şimdi bütün kirlilerimi bu torbanın içine koydum. Onu da sırt çantamın içine koydum. Hazırız. Süper. İçerisi bomboş. Ha, açık. Bu temiz mi? İçini kontrol ediyorum. Temiz, güzel. Beyazlarla renklileri beraber atacağım ama yüksek ısıda yapmayacağım. 30 derecede halledeceğim. Sen şöyle bir dur. Böyle bir YouTube içerik üreticisi gördünüz mü? Donlarını yıkarken video çekiyor. Haftalık içerik üretmek demek ki böyle bir şey. Günlük içerik üretenleri hani düşünmek bile istemiyorum. Nereden içerik buluyorlar da, nereden çekiyorlar da montajlayıp atıyorlar. Çoğu kimse montajlamıyor. Direkt ham görüntüyü çekip yüklüyorlar. Şimdi efendim geyik muhabbetini bırakalım da Almanya'da zaten biliyorsunuz insanlar öyle topluca yaşamıyorlar. Herkesin kendine göre bir evi var, küçük. Türkiye'ye göre evler daha küçük. Burada insanlar o küçük evlerinde çamaşır makinesi çok da bulundurmuyorlar. Benim gözlemlediğim o. Şunu biraz indireyim, gözlük camlarım buğu yapıyor. Bulundurmadıkları için şehrin değişik yerlerinde bir sürü çamaşırhane var. Bu çamaşırhanelerde gidip yıkıyorlar. Aslında çok da mantıklı bir makine alıp evde bulundurmak bence gereksiz ama dika basa şeyi doldurdum. Şimdi bunu kapatalım. Bir makineyi bu şekilde doldurduk. Programlama. Şimdi buraya deterjanı ekleyeceğiz. Tabii bunun için de şuradan deterjan satın almam lazım. Paramızı aldık. Makineye yükledik. Deterjan. Deterjan nerede? Burada. Şimdi fiyatlara bir bakıyoruz. 6,5 kiloluk makina 4 euro, 10 kiloluk makina 9 euro, kurutucuların 15 dakikası 1 euroymuş. Deterjanlarda deterjan ve yumuşatıcı da 50 cent. Tamam, şimdi sırayla yapacağız hepsini. Parayı verelim. Hop, çekti aldı içine. 5 euro, tamam. 25. Düştü mü 4,5'a? Tamam, 50 sent düştü. Bir de yumuşatıcı rica edeyim. Tamam, kaldı mı 4 euro? Bu tamam. Yerine koyalım. Deterjan. Ön yıkama seçmeyeceğimiz için direkt 2 numaraya boşaltabiliriz bunu içinde. Ha, şimdi kaç numara bu makina? 3 numara. 3 numaranın fiyatını ödeyelim. Hop, 4 euro'nun hepsi gitti. 4 euro, 50-50 de deterjanlar etti mi sana 5 euro. Şimdi program seçeceğiz. Müsait değilim. Şimdi program seçeceğiz. Hangisini kullanalım? Mia dedik. Vole, elde yıkama, sanırım bund wash'e 40 derece iyi, seçtik onu, kaç diyor, 48 dakika diyor, startımızı veriyoruz,
telefondaki sayacımı da 48 dakikaya, 45 dakikaya ayarlayayım. 3 dakika sonra da makine bitecek demektir. Tamam. Süre dolunca makine bitmeye yakın bana haber versin. Evet, birazdan bu sepetleri kullanacağım. Şimdi makineye attık, yıkanıyor. Çıktıktan sonra, yıkandıktan sonra bu sepetleri dolduracağım ve şuradaki kurutma makinalarına atacağım. Bir yarım saatte bu makinalarla işimiz var. Şimdi makineyi başlattık. Yıkanıyor. Yaklaşık 40 dakika sürecek. O sürede orada beklemenin çok da bir manası yok. O yüzden ben de biraz yürüyüş yapacağım. Birkaç telefon görüşmem var. Onu yaparım. Eve dönmek istemiyorum bu arada. Biraz yağan karın keyfini çıkartalım. Size de biraz Berlin'den yağan kar manzarası göstereyim. Çok ince yağıyor. Belki kamerada çıkmıyor olabilir. Bilemiyorum. Bugün tüm gün kar yağışlı gözüküyordu. Sabahtan beri kar yağıyor fakat çok az tuttu yerlere. Evet, şimdi sayacımız bitti. Toplamaya geri geliyoruz. Hangisi temiz? Şu daha temiz. Tamam, şimdi kurutucuya atacağız. Bir de bu bir dakika, bu çalışmıyor. Şuradaki kurutucuya atacağız. Şimdi bunları tek tek açaraktan içine atalım. Mühim olan tor top şekilde atmamak. Yüksek ısıda yıkama, çeker diye herkes söyler değil mi? Yalnız bu başa gelmeden bilinmiyor. Önce bir iyice temizlensin, iyice arınsın kirlerden diye yüksek ısıyla yıkıyorsunuz. Sonra tişörtleriniz bir çıkıyor ki, sadece tişört değil, iç çamaşırı, her bir şey bir çıkıyor ki, çekmiş, küçülmüş. Bunu yine yerine koyalım. Lazım olacak ama o zamana kadar. Şimdi kurutucu 15 dakika çalışıyor tek seferde ama 15 dakika çalıştığı zaman en yüksek derecede de çalışsa şöyle yüz yüze girelim. 15 dakika en yüksek derecede de kurutsa bana mısın demiyor. O yüzden ben 2 tur kurutuyorum. 15-15 yarım saat kurutma süremiz var. Haydi başlayalım. Önce para atacağız tabii. Paramı çıkartayım. Ne kadardı? 15 dakikası 1 euro. Yani 2 euroya ihtiyacım var. Şimdi kurutucumun numarası kaçtı onu... 17. Tamam, 17 numara. Yeşil yanıyor, yani müsait. Paramızı atıyoruz. Attım. 2 euro. 17'ye bir kez basıyorum. 1 euro düştü. 17'ye kırmızıyken bir daha basıyorum. Hop, bütün paralar gitti. En yüksek derecede mi bir kontrol edelim. Evet. 60 derecede kurutmaya başladı.
dışarıda dolaşmayacağım. Burada vakit geçireceğim. Alo. Bak şu anda kamera açık, çekim yapıyorum. Tamam. Efendim şimdi kurutma bitmiş. Bir elimizle kontrol ediyoruz. Tamam. Biraz hafif nem var ama kurumuş. Tamam. Bu da güzel. Şuradan sepetimizi alalım. Temiz miydi? Tamam. Temiz. İyidir. Sende ne var ne yok? Çamaşırhanedeyim. Çamaşır yıkıyorum. Evet efendim, çamaşırlarımızı yıkadık, kurutucu da kuruttuk, katladık, çantaya koyduk, eve götürüyoruz. Dediğim gibi bütün kirli çamaşırlar ortaya dökülsün dedim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Az önce ışığın olmadığı bir yerde bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın demiştim. Çıkmadıysa tekrar söyleyeyim.